Ocak haftalık burcumuza hoş geldiniz. Koç burçlarını 28 Ocak'ta neler bekliyorsa diyorsanız, koçlar biliyorsunuz ki stresli bir haftayı, acayip gergin, arkadaşları ve çevresinden aldığı nazar, göz, dedikodu vesaire şeyler onları bir aşağı çektiler. Ama 28 haftasından sonra biraz daha motivasyon, hatta işinizle ilgili güzel haberlerin oluşumu ve istediğiniz bir teklif var, bu aydınlığa kavuşacaksınız. Ve uzun süredir de yasal, mahkemesel, miraslı ya da bazı mallarınızla ilgili de güzel bir Şubat haftasına giriş yapacaksınız. Koçlar parasal anlamda biraz daha iyileşme, hatta araba değişikliği yapmak isteyen bazı koçlar için de Şubat sonuna kadar bu güzel bir süreç olacak. Evlilikleriyle ilgili problem yapan koçlar, koç burçları biraz daha sakin olurlarsa evlilikleri toparlanacak. Uzun süredir ilişki yaşamayan koçlar da bu ayı bitirin, ondan sonra muhteşem bir aşk. Sağlık olarak da boyun fıtığı ya da şiddetli baş ağrınız olabilir, dikkat diyorum. 28 Ocak boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız, boğalar için de aslında masa değişiklikleri, yani masa demek işiyle ilgili güzel bir yükseliş haftasına giriş yapacaksınız. Beklediğiniz iş teklifleri var, bununla ilgili olumlu imzalar atacaksınız ama sizin geçmişte duygusal hayatınızı yara yapan ve geri dönmesini istediğiniz biri sürpriz bir şekilde kapınıza gelecek ama lütfen onu reddedin çünkü hayatınızda çok daha güzel bir aşka yelken açacaksınız. Özel hayatı geçmişteki insanı geri bırakın, yeni insan sizin için hayırlı olacak. Sizin de uzun süredir ev değiştirmek isteyen bazı boğa burçları için de bu haftadan sonra kararını verecekler ama Nisan, Mayıs yeni bir ev onlar için uğurlu ve bereketli olacak. Sizde de uzun süredir aileniz ve çevrenizle ilgili görüşemediğiniz diyaloglar olabilir. Bu hafta sonunu yani güzel bir hafta sonu geçireceksiniz. Yemek yemek, sohbet etmek güzel bir haftaya geçiş sağlayacaksınız. Sizde de mide krampları ya da diz kapak sıvılarınızla ilgili sıkıntılarınız olabilir. Uzun süredir de kalbinizle alakalı bir ritim bozukluğu olabilir. Dikkat diyorum. 28 Ocak İkizler Burcu'nun neler bekliyor diyorsanız, ikizlerin aslında çok kötü giden bir iş problemi var. Ve aslında iş kötü değil de kendileri hedeflediği noktaya erişemedikleri için çok gerginler ve yöneticileriyle de konuşmak istiyorlar ama işlerini de kaybetmek istemeyen bazı İkizler Burcu için biraz daha Mart'a kadar sabırlı olursanız sizin için hayırlı ve istediğiniz noktaya erişeceksiniz. Ve uzun süredir iş bekleyen İkizler Burcu için de Şubat 15'e kadar güzel ve hayırlı bir kapınız olacak. Sizin de anne ya da babanın sağlık problemi biraz haneyi mutsuz ve huzursuz etmiş olabilir. Panik yapmayın, sonu aydınlık olacak. Ve sizin de bazı yasal ve mahkemesel sıkıntılarınız var. Bunların güzel paralarını hanenize kavuşmasını istiyorsunuz ama mahkemeniz üzülebilir. Üzülmeyin. Aşk konusunda da gerçekten güzel bir aşka yelken açacaksınız. Ve uzun süredir de boşanmak isteyen İkizler Burcu için de Şubat itibariyle boşanma kapısının sevincini yaşayacak. 28 Ocak yengeç burçlarına neler? De ben yıl 2019'a girdik ya, kafam aylarda karıştı. Yengeç burcunun neler bekliyor diyorsanız, yengeçler için ev mobilya, eşya ya da ofis mobilya değişimi haftasına giriş yaptılar. Yeni renk oluşturmaya, enerjileri komple değiştirme haftasına giriş yaptılar. O yüzden yengeçlerde iş yeniliği, ev yeniliği, hatta şöyle söyleyeyim, sürpriz bir de ilişki yeniliği haftasına giriş yapacaklar. Onlar geçmişle ilgili ya da yaşadıkları problemleri hepsini yepyeni bir düzene oturtacaklar ve hayırlı olacak. Yengeçlerde de son zamanlarda omuralık, bel ve boyun fıtığından kaynaklanan ağrılarınız olabilir. Dikkat diyorum ve uzun süredir yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evrak ve kağıt ya da atama ile ilgili beklediğiniz haber kapınıza aydınlık bir şekilde gelecek ve güzel bir devletle ilgili beklediğiniz kapınızda hayırlı olacak diyorum. Uzun süredir de görüşmediğiniz eski dostlarla bu hafta sonu keyifli bir vakit. Sadece sizin bir göz noktanızda göz tansiyonu diyorum. Bazı yengeç burçların göz tansiyonu ile ilgili sıkıntıları olabilir. İhmal etmeyin. Evet, 28 Ocak aslanları neler bekliyor diyorsanız, aslanlar bu hafta kırgın, hasta, ateşler içerisinde ve sağlık problemleri çok ön plan, nezle, grip, enfeksiyon problemleriyle çok fazla uğraştınız. O yüzden birikmiş bir sürü dosyalar ve halletmek istediğiniz bazı işler var ve teslim etmeye çalışıyorsunuz. Evet, teslim edeceksiniz ama bu aralar bol vitamin alacaksınız. Biraz
biraz vücudunuzu dinlendireceksiniz. Çünkü Şubat ayı sizin için doğru bir tempo ayı ve para diyorsanız gerçekten Rabbim sizin kapınıza bu parayı nasip edecek. Ve uzun süredir ilişkinizle alakalı yaşadığınız kaoslar ve gerginlikler geride kalıyor. Hatta evlilik provalarına başlandı. Ev yenilenmeye başlandı. O yüzden evlenmek isteyen aslan burçlar için de bu Şubat, Mart, Nisan artık doğru ve net bir sürece girecek. Bekar aslanlar, biraz daha sabırlı olursanız doğru insanınızı bulacaksınız. Sizde de ufak tefek kazalar olabilir. Mesela motora binerken kaza, ayak kırılma, ayakta bir sıkıntı olabilir. O yüzden kazalara dikkat diyorum aslanlar. Evet, Başak burçlarımı diyeceğim. Başak burçlarını 28 Ocak'ta neler bekliyor diyorsanız, Başaklar aslında parasal evrede çok sıkıntıdalar. Satmak istedikleri bir mal var. Bu mal satılırsa borçlarından kurtulacaklar ve uzun süredir iş konularıyla ilgili yaşadığınız kaos ve hala aynı noktada olmaktan çok daraldığınız için bir iki ay daha sabırlı olun Başaklar. İki ay sonra parasal hayatınızda koltuğunuzda rahat edecek ama aşk konusunda artık ben evlilik ya da ilişki istiyorum Başaklar için de. Büyük bir ihtimal Mart'a kadar biraz daha sabırlı olursanız doğru aşkı erken açacaksınız. Ama sizin de uzun süredir kardeşler arasında bazı kırgınlıklar, öfkeler vardı. Bunları bu hafta iyileştirme, daha güzel bir diyaloglar oluşacak. Ufak bir tatil niyetiniz var ama paranız yok. Nereye gideceksiniz? O yüzden bence siz sakin kalın. 28 Ocak terazi burçlarını neler bekliyor diyorsanız, terazilerde aslında kendini bilme, bilinç ve kendini çok iyi kontrol etme dönemi ve hedeflediği birçok şeyin başarısını elde ettiler ve hatta konumlarıyla ilgili, yöneticileriyle ilgili gündem yaptılar ve kendilerini istediği pozisyona hazırladılar. Bunlar için hayırlı olacak ama bu dönem terazi burçları için gözyaşı haftası, çünkü ilişkileri çok kötü gidiyor. Ha bitti, ha bitecek, ha kaybettik ve böyle bir ayrıl barış, ayrıl barış ve diyaloglar kopan bazı terazi burçları için biraz gözyaşı haftası ama biraz daha sabırlı olursanız sonu sizin için hayırlı olacak. Sizin de uzun süredir yurt dışı ufak bir seyahat diye düşünceniz vardı. Şubat'ın ilk haftası ya da sonuna doğru böyle bir güzel bir süreciniz olacak. Bu da hayırlı. Bir de uzun süredir borç verdiğiniz bir kişiden para bekliyorsanız o parayı unutun. O para size gelmeyecek terazi burçları diyorum. Akrep burçlarını neler bekliyor diyorsanız, akrepler aslında bu ara piyasa çok durgun. Çok sinirli, parasal ve iş konularında acayip derecede biriken borçlar var. Onu buraya denkle, bunu buraya denkle, kafası iyice dengesi bozuldu diyorum. Delirme, hat safa diyoruz. Evet, belki bu ayı da geçirdikten sonra akrep burçları için parasal ay daha verimli ve daha aydınlık olacak ama özellikle akreplerin şöyle bir problemi var. Sıkıldıkları noktada asla kalamıyorlar ve devamlı kafaları çok meşgul olduğu için hiçbir şeye konsantre olamıyorlar. Bence biraz konsantre olalım. Yoga, meditasyon sizin enerjinize iyi geleceğini düşünüyorum akrepler. Bir de size karşı bazı işlerinizde ayağınızı kaydırmak isteyen insanlar var. Bu hafta çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gereksiz yöneticilerle tartışmanız olabilir. Lütfen bunu sakin bir hafta atlatırsanız sonu sizin için hayırlı. İş konusunda yeni iş bekleyen akrep burçları için de Mart'a kadar sabırlı olursanız istediğiniz noktanın sevinci var. Sizde de ağız yaraları ya da ağız enfeksiyonu gibi problemleriniz olabilir. Dikkat diyorum. Evet, 28 Ocak yay burçlarına neler bekliyorsanız, onlar duygusallık olarak depresyonda. Aşk istiyorlar, sevgi istiyorlar. Paradan çok sevgi ve aşk istiyorlar. Çünkü uzun süredir aşk yaşamayan yaylar isyanda. 2018 dedin Emine Hanımcığım olmadı. 2017 dedin Emine Hanımcığım olmadı diyen yay burçları için. Gerçekten ve gerçekten Şubat'ın sonları ve Mart doğru insan ve evlilik yapacağınız insanla karşılaşma ve sizin için doğru insanı bulma. Ama sizin de uzun süredir ilgilenmediğiniz bazı ödemelerden kaynaklanan, hep öderim öderim dediğiniz, ertelediğiniz bazı olaylar size icra uyarısı olabilir. Yaylar, bu Şubat ayı lütfen sizden tek ricam, konsantrasyon olun, borçlarınızla alakalı noktaları bir toparlayın. Çünkü güzel teklifler de var ama aşk konusundaki yaşadığınız karmaşıklıklar sizi yıprattı. Bence biraz işe konsantre olun. O yüzden psikolojiniz bozuldu. Biraz psikolojinizi düzeltmenizi istiyorum. 28 Ocak Oğlak
burçlarına neler bekliyor diyorsanız, oğlaklarında çok büyük bir proje imza attılar. Çok verimli bir iş ve sonu onlar için çok güzel bir para, ama biraz zahmetli bir iş, biraz yorucu bir iş. Eğer çevrenize kulak asmazsanız ve sadece işe konsantre olursanız muhteşem bir oluşum ve çok hayırlara vesile olacak sizin için. Sadece bence işe konsantre olun ve uzun süredir de ekstra bazı işler kurmak istiyordunuz ve ortaklı işler yapmak istiyordunuz. Size güzel teklifler var, bunları değerlendirirseniz çok hayırlı ve aydınlık olacak. Aşk konusunda da evet, şu anki hayatınızdaki insanla yol alma, evde olan oğlak burçlarında da güzel sürpriz çocuk düşünceleri var ve hatta bir ev fikirleri var. Bunu da Nisan ayına kadar çözmüş olacaksınız. Sizin de evinizde göz var. Mutlaka ve mutlaka evinize kurşun ya da sirkeli suyla evinizin enerjinizi ya da iş enerjinizi temizlerseniz çok daha bereketli olacağınızı düşünüyorum. Çünkü sizin yaptığınız her şeye göz değiyor. 28 Ocak kova burçları neler bekliyor diyorsanız, kovalar biliyorsunuz ki her zaman için benim için çok özel bir burçtur. Yani benim hiçbir çevremde kova yok ama ben de bu burçlar arasında kova burcuna acayip derecede. Çünkü onların bıcır bıcır, bıcır enerjileri, pratik zekaları ve ne yapmak istediklerini bilmelerine rağmen en zoru başaran kovalar bu yıl aslında onlar için çok zor. Çok hani emek verecekleri, eğer bu emeği çok doğru başarırsanız da gerçekten güzel sonuçlar elde edeceksiniz. O yüzden bu ay sizin sabır ayınız. Sabredin, sonu selamet olsun. Eğer sabretmezseniz işinizden olacaksınız ve zarar göreceksiniz. Ve ev değiştirmek isteyen bazı kova burçları için de evet, güzel 1+1 ya da 2+1 ev alma gündemi söz konusu olacak. Bu da hayırlı. Bir de ailenizin satmak istediği arsa ya da bir ev var. Bunu da zannediyorum Mart sonuna kadar çözmüş ve daha parasal evlere daha büyük bir rahatlığa erişeceksiniz. Sizde de kemiklerden kaynaklanan, şöyle söyleyeyim, el çatlaması ya da ne bileyim parmağınızla ilgili sıkıntılar olabilir. Dikkat diyorum, panik yapmayın, sonu hayırlı olacak. 28 Ocak. Balık burçlarınızı neler bekliyor diyorsanız, balıklar da bu ara bir grip enfeksiyonu, hasta, yorgun, işleri var ama halsizlikten işlerine gidemiyorlar. Beklediği paralar var, gelmiyor ve çok sinirli. O daha çok böyle bunu bir miskinleştirdi. Evet, balıklar biraz hareketli. Biraz sağlığınız, evet zor bir haftayı siz de atlattınız ama sizden ricam Şubat sizin için biraz daha para bereketin hızlanacağı, ödemeniz gereken borçlarınız var, bunları plan yaptınız. Yeni bir ev sizi mutlu etmeye başladı, evlilik kararı verdiniz ve de uzun süredir de hedeflediğiniz birçok şey hayatınızda ama siz bu hafta tembelliği tercih ettiniz, hastayı miskinliğini bunu üzerinizden atın. Ve uzun süredir iş problemi yaşayan balık burçları için de şu Şubat ve Mart onlar için güzel haberlerin geleceği, Nisan da doğru kapıya giriş yapacağınızı düşünüyorum. Uzun süredir ilişki yaşayamayan balık burçları için de bu hafta sonu sürpriz, kısa aşklar ve verimli aşklar olacak. Onları mutlu edecek. Bir de balık burçlarının kendi ailelerinden kalan bir evi satalım mı satmayalım mı mevzusu olabilir. Ya da bu toprağı senin üstüne, bence anneniz babanız yaşarken kimsenin malın üstüne almayın. En doğrusu budur diyor. Evet, 28 Ocak haftalık burcumuzu yorumladık. Biraz enfeksiyonum vardı, kusura bakmayın. Dilim sürtüşmüş olabilir, affola. Yanlış yorumladıysam bu hafta, dediğim idare edin beni, bu hafta hastaydım. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.